İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Dudu 2008 yılında UNESCO listesine kaydedildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde ikinci seçim turu 14 Nisan'da gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 28 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Teyit edilen vaka sayısı 881'e ulaştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin Suriye karşıtı yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Türkiye'de askeri sanayi tesisinin depolarında patlama. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da aylardır süren karantina sona erdi. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinde yaban keçileri parka indi. Ermeni platosunun sembolü olan Ermeni Duduk Müziği 2005 yılında UNESCO, insanlığın sözel ve somut olmayan kültürel mirasın başyapıtlarından biri olarak ilan etti. Duduk ve müziği başlıklı Ermeni somut olmayan bu kültürel miras unsuru, UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine dahil edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı bu konuda bir açıklamada bulundu. Son yıllarda Duduk'u koruma, iletişim ve popülerleştirme alanında birçok program uygulanmıştır. Yerel ve uluslararası festivaller, flashmoblar ve diğer etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun kanıtlarından biri Fransa'nın Grenoble kentinde başlayan ve bu yılı Ermeni Duduk enstrümanına adandığını ilan eden Gel ve Oyna Koçari flashmobu. Bunun amacı yetenekli duduk sanatçılarını ve Ermenice'de Ziranapoh diye de anılan Ermeni duduk sanatının sesini dünyaya tanıtmaktır. Artsakh Cumhuriyeti Anayasası'nın 89. maddesinin 3. bölümü, Seçim Yasası'nın 92. maddesinin 1. bölümünün 2. bendi ile 97. maddenin 3. bölümü uyarınca adayların hiçbiri tüm adaylar için kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alamaması durumunda ikinci seçim aşaması planlanmaktadır. Yasaya göre ikinci tur seçimlerin oylamayı izleyen 14. günde yani 14 Nisan'da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kura sonucunda Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı adayı Mas İsmailyan 1 numara, Araik Harutyunyan ise 2 numarayla yer alacak. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 8 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 28 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda toplam 881 koronavirüs vakası doğrulandı. 4571 testlerden negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 758 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 114 kişi iyileşti, 9 hasta hayatını kaybetti. Suriye'nin resmi sana ajansı Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne Şam aleyhinde tek taraflı yaptırımlar uygulanmasının sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Suriyeli diplomatlara göre Arap ülkesi sakinleri yaptırımların ülkenin sağlık sistemini tehlikeye attığı için koronavirüsü yayma tehlikesiyle karşı karşıya. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Açıklamada bir dizi ülkelerin orada insani ve salgın hastalık felaketini önlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden uyguladıkları tek taraflı ambargolarını kaldırmaları konusundaki isteklerine, Şam'ın da bu ülke hükümetlerinin taleplerine katıldığını vurguladı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşuna ait olan Roketsan Fabrikası'nın depolarının birinde patlama meydana geldi. Razminfo'nun aktardığı üzere bu haber Türk basınından Sözcü gazetesi tarafından bildirildi. Türkiye Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir patlamada can kaybının olmadığını ve 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler devam etmektedir. The Global Times'ta yer alan habere göre yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi. Yetkililer 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti. Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.
koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi. Bu görüntüler kameraya yansıdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vitali Boğusyan ve Batı Ermenistan Duduk Bendi'nin bir eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.